Sultan Kız. Mihrişah Sultan 9 yaşında güzel mi güzel, nazlı mı nazlı bir padişahın kızıydı. Upuzun siyah saçları, iri ela gözleri ve elma gibi yanaklarıyla oyuncak bebeklere benziyordu. Birçok imkana sahip çok güzel bir kız olmasına rağmen Mihrişah Sultan hayatından pek memnun değildi. Şikayetlerine bir başladığında sözlerinin ardı arkası kesilmezdi. Zaten onu kimse uzun süre oyalayamaz ve mutlu edemezdi. Her sabah sarayın özel terzileri, oyuncakçı başısı, aşçı başısı ve komiklik ustası hokkabazı Mihrişah Sultan'ın yanına gelirlerdi. Terzi, "Küçük sultanım bugün ne giyinmek ister acaba? Elimde renk renk, çeşit çeşit kumaşlar, hiç kimsenin giymediği modeller var. Ne isterdiniz acaba?" diye sorarken odayı birbirinden değerli kumaşlarla doldururdu. Yerlere kadar eğilip selam verdikten sonra aşçı başı gelir, "Efendim 50 çeşit kahvaltı hazırladım, 15 çeşit içecek var. Hangisini tatmak istersiniz acaba? İsterseniz sizin için yepyeni yemekler pişirebilirim. Canınız ne çekiyor sultanım?" derdi. Sonra oyuncakçı başı gelip, "Mihrişah sultanım, oyun parkımız yeni oyuncaklarla dolduruldu. En güzel oyuncaklar emrinizde sizleri bekliyor. Oyuncak tasarımcıları devamlı yenilerini üretiyorlar. Özel arabanıza binin de yorulmayın efendim," derdi. Tabii ki yanında hokkabaz da olur, türlü türlü komikliklerle sultanı güldürmeye, eğlendirmeye çalışırdı. Hoplaya zıplaya sultanın yanına gelir, kocaman bir topun üzerinde dengede durarak sultanı neşelendirirdi. Sonra tek tekerlekli bisikletiyle ileri geri gider, elindeki renkli topları havada döndürüp etrafındakileri neşelendirirdi. Mihrişah Sultan ise bütün bunlarla önce oyalanır, sonra hepsini elinin tersiyle iterdi. "Canım sıkıldı, canım sıkıldı," diye çevresindekileri canından bezdirirdi. Padişah çok sevdiği kızını yanına çağırdı. "Benim güzel, nazlı kızım, nedir istediğin söyle hemen getirteyim. Ama bana yeter ki canım sıkılıyor deme. Bu ülkede senin kadar geniş imkanlara sahip hiçbir çocuk yok. Daha ne yapabilirim bilmiyorum," dedi. Mihrişah Sultan'ın yüzünden düşen bin parçaydı. Babasının söylediklerini sanki dinlememiş gibi suratını astı. Boynu bükük bir halde odadan çıkmaya karar verdi. Aslında Mihrişah Sultan da tam olarak ne istediğini bilmiyordu. Odadan çıkarken can sıkıntısıyla omuzlarını silkti. Mihrişah'ın annesi Sultan Hanım da kızıyla konuşmak istedi. "İstersen arkadaşlarını sarayımıza davet edelim. Sahip olduklarını onlarla paylaşırsan mutlu olabilirsin. Mutluluk paylaşıldıkça çoğalır," diye öneride bulundu. "Ne? Paylaşmak mı? Asla olmaz," diye bağırdı Mihrişah Sultan. "Paylaşmaktan nefret ediyorum. Oyuncaklarımın azalmasını istemiyorum. Kırılırlar, eskirler, kaybolurlar. Hayır hayır, yalnız olmayı tercih ederim," diye sızlandı. Sultan Hanım ve padişah kızlarının ne kadar inatçı olduğunu çok iyi bilirlerdi. Bu yüzden sözü hiç uzatmadılar ama paylaşmayı sevmeyen inatçı kızları için de üzülmekten kendilerini alamadılar. "Paylaşmayı bilmezsen hep yalnız kalacaksın," diyerek oradan ayrıldılar. Günler böylece can sıkıntısıyla geçiyordu. O gün Mihrişah Sultan neredeyse sıkıntıdan patlayacağını zannetti. İçinde Luna Park'ında bulunduğu bahçeye çıktı. Önce dönme dolapta biraz vakit geçirdi, sonra atlı karıncaya gitti. "Yok, bu da zevkli değil," dedi. Dönme dolabı da atlı karıncayı da beğenmemişti Mihrişah Sultan. Sonra ağaçlara baktı. Sincaplar gibi ağaçlara tırmanmak istedi. Elbisesiyle ağaçlara tırmanamayacağından ağaçlara tırmanmaktan vazgeçti. Kanatları olsa gökteki bulutlara uçacaktı Mihrişah Sultan. Göklere uçacak ve oralarda kendisini mutlu edecek şeyi bulacaktı. İç geçirerek bulutlara baktı. Elbisesini sürükleye sürükleye bahçenin içinde dolaşmaya başladı. Koca parkta ne yapsa olmadı Mihrişah Sultan. Sıkıntısını geçiremedi. Ağaç evin tepesine çıkıp etrafı izlemeye başladı. Ağacın en üst dallarından sarayın dışındakileri görebiliyordu. Tam o sırada gözüne bir şey takıldı. İşte orada, hemen duvarların dibinde dört çocuk beraber oyun oynuyorlardı.
çocuklar yere serdikleri bir örtünün üzerinde evden getirdikleri eski püskü birkaç oyuncağı koymuşlardı. Sultan kızın gördüğü küçük bir evciliğe benziyordu. Mihrişah Sultan ellerini yanaklarından çekti. Meraklı gözlerle çocukları izlemeye başladı. Dönme dolapta atlı karınca da onun ilgisini bu kadar çekmemişti. Gözlerindeki bakış değişti. Tepesindeki bulutlar çekilmiş de güneş yüzünü aydınlatmıştı sanki. Mihrişah Sultan bir serçe gibi sessizce ağaç evin tepesine oturup örtünün üstünde oynayan çocukları seyretmeye devam etti. Ağaç yapraklarından tabaklar, çiçeklerden yemek yapmışlar, annelerin küçük tencere ve tavalarıyla güle oynaya vakit geçiriyorlardı. Önce toprağa su katıp çamur yapıyorlar, bunlarla türlü türlü yemekler hazırlıyorlardı. Mihrişah Sultan farkında olmadan iç geçirdi. Ne güzel, birlikte oyun oynuyorlar. Hem de doğru dürüst oyuncakları bile yokken. Keşke ben de onlar gibi mutlu olup eğlenebilsem, dedi. Sanki ağaç evin tepesine tıkılıp kalmıştı. Mihrişah Sultan'ın aklına saraydaki oyuncakları geldi. Hepsi birbirinden değerli ve güzeldi. Onlarla oynarken bu çocuklar kadar mutlu olamıyordu. Daha sonra kendisini eğlendirmek için seferber olan saraydaki görevlileri düşündü. Onlar da bu çocuklar kadar eğlenemiyorlardı. Oynayan çocuklardan biri uzaktan bakan bir çift güzel gözü görmekte gecikmedi. Hemen el salladı Mihrişah Sultan'a. Mihrişah Sultan şaşırmıştı. O da karşılık vermek için el salladı. Küçük köylü kız, "Hey, bizimle oynamaya gelsene!" diye bağırdı. Mihrişah Sultan hem çok şaşırmış hem de çok sevinmişti. Heyecandan ayağa kalkmaya çalıştı ama dengesini kaybedince ağaç evin dağlarından aşağıya düşüverdi. Neyse ki tedbir olarak ağaç evin etrafında yumuşak yastıklar vardı. Hiçbir yeri acımamış, çabucak aşağı inmişti. Mihrişah Sultan'ın yerde ilk gördüğü, ne zamandır koklamayı unuttuğu çiçekler olmuştu. Mihrişah Sultan hemen kalktı düştüğü yerden. Elbisesini düzeltti ve oyun oynayan çocuklara baktı. Mihrişah Sultan çocukların yanına gitmek istiyor ama buna cesaret de edemiyordu. Çünkü bir keresinde çocuklar onunla oynamak için sarayın kapısına gelmişlerdi. ''Seninle birlikte oyun oynamak istiyoruz. Tanışıp arkadaş olabilir miyiz?'' diye sormuşlardı. Mihrişah Sultan ise onları, ''Siz sadece benim oyuncaklarımla oynamak istiyorsunuz değil mi? Hayır, hiçbir şeyimi kimseyle paylaşmam. Ben tek başıma oynarım. Arkadaşa ihtiyacım yok.'' diyerek gelenleri geri göndermişti. Bunları üzüntüyle hatırladı ama hatasını telafi de edebilirdi. Sonunda çocukların yanına gitmeye karar verdi. Sultan annesinden izin alıp gitti. Bu sefer en sevdiği oyuncak bebekler ve çeşit çeşit mutfak oyuncaklarını da yanına aldı. Çocuklar Mihrişah Sultan'a kırgındılar. Ancak büyükleri hep affetmek büyüklüktendir derdi. Mihrişah Sultan çocuklardan özür diledi. Çocuklar yeni arkadaşlarına oyunlarında bir rol verdiler. Mihrişah Sultan, paylaşıldıkça artan şeyin sadece mutluluk değil, aynı zamanda arkadaşlık olduğunu da düşündü. Küçük Sultan, işte şimdi gerçekten mutlu olmuştu.